mikrop ürettiği ses dalgasını vücuda gönderdiğinde ses dalgasının 4 tane oluşacağı durum var. Bir tanesi yansımadır. Gittiği bir dokudan gittiği gibi geri gelir. Bugün burada 3 gün devam edecek olan meslekçi eğitim programını gerçekleştirmekteyiz. Bu program Vet Palata dediğimiz Kırgızistan Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'yla üniversitemiz arasındaki bir protokole istinaden hazırlandı. Uygulama eğitimi, teorikten ziyade uygulamanın güçlendirilmesine yönelik bir eğitim programıydı. 16'şer kişiden toplam 48 kişi için planlanmış 3 günlük bir eğitimdir. Kırgızistan'da faaliyet gösteren devlet veya serbest devlette çalışan veya serbest olarak veteriner hekimlik yapan kişilere yeni teknolojik gelişmelerin uygulamalı olarak anlatıldığı bir workshop programı olarak planlandı. Bu bağlamda ilk önce jinekolojik ultrasonografi uygulaması yapıldı. Sonrasında gastroskopi ve bronkoskopi uygulamaları bir fiil gösterildi. Şimdi ise kısırlaştırma işlemi yapılacak. Bugünkü workshopumuzda bir kedide oreostektomi operasyonu gerçekleştirdik. Dünya standartlarında olan hem yumurtalığın hem de uterusun uzaklaştırılması şeklinde gerçekleştirildi bu operasyonumuz. Bu operasyonla hayvanın yaşam konforu uzun süre konforlu bir şekilde devam edecek. Hipoekonomik olarak çeteleri daha net görüyoruz. X ışınının şurada sınırlayıcı dediğimiz X ışınının çevre dokulara yayılmasını şu miktarı aşağıda işte hızı. Biz şu dolu ordun altında bu yaşat isterken $1,000 grant karalgan. Ошол грантка өздөрү каалаган ветеринардык аспаптарды, ушундай керектүү жабдыктарды алып беребиз. Эгер көпчүлүк жерлерде ушундай суроолор болушат, бизге ушундай УЗИ-ни же дагы башка керектүү эндоскопко окшогон жабдыктарды алып берсе, бизге жардам жетели деген максатта ушул жерден келип окуп үйрөнүп, анан келечекте ошол алган жабдыктарын дагы улантып кетүүгө болот деген ойдобуз да. Берели, мактан дилюентте басасыңар, жидкость кошуп туруп кайра берет да, каунтты басаңар эле өзү эсептеп берет. Yarın aynı işlem tekrar edecek. Cuma günü de aynı şekilde tekrar ederek Kırgızistan'da faaliyet gösteren serbest veya devlet sektöründe, özel sektörde ya da çiftliklerde faaliyet gösteren meslektaşlarımıza yeni teknolojilerin uygulanması veya uygulanabilirliğinin gösterilmesi açısından yararlı olduğunu düşünüyorum.